Çok net fotoğraflar istiyorum. Anladın mı? Çok net fotoğraflar istiyorum. Amirim, 3 araçlık bir konvoy geliyor. Beklenen şahıslar olabilir. De abi, tamam, tamam. Ya, hazır olun, yaklaşıyorlar. Herkes tetikte olsun. Geliyorlar. Amirim, beklenen araçlar giriş yapmadı, geri dönüyorlar. Ya lanet olsun ya. Çok az kalmıştı. Ya nasıl güvenlik? Bu adamlar burnumuzun dibine kadar gelip fotoğrafımızı çekiyorlar. Biri yerimizi yumurtladı. Evet. Yumurtladı ama kime? Polis olsaydı çoktan kulağımıza gelirdi. Lan senin kulağına üfleyen adamlar belli ki bir şeyden anlamıyorlar. Buraya polisten başka kimse cesaret edemez gelip bizi fişlemeye, ha? Hemen bulunacak bunlar kimse. Az kalsın abinin fotoğrafını bile çekeceklerdi. Allah'tan Yiğit zamanında ikaz etti bizi. Ya rezil olduk adama. Bu nasıl güvenlik demez mi? Aklınız nerelerde bilmiyorum ki. Sen gelmeden böyle şeyler olmazdı. İlk defa öyle prestijli bir toplantıya katılıyorsun. Ama da arıza çıkıyor. Arızayı da sen yakalıyorsun ha? Seninle bayağı gevşek bir güvenlik sistemin varmış. Bilmiyorum. Dikkatini böyle lüzumsuz şeylere vere vere... çatlı bir toplantıya bak ne hale getirdin. Haberler iyi değil. Bizimkiler açığa çıkmış. Bir numaranın kim olduğunu öğrenemiyoruz yani. Onunla kalsa iyi. Yiğit'e bir şey mi olmuş? Nihat'ın adamları derdest edip götürmüşler Yiğit'i. Nereye götürüyorlar? Ne yapacaklar Yiğit'e? Sen çık dışarı. Fikret, hazır mıyız?
Bu Yiğit nasıl bu kadar hızlı yükseldi Fikret? Hakkı Bey'i kendi öz oğlunu ezdirecek kadar. Çok para kazandırdı diyorlar Nihat Bey. Tamam. Ben de onu diyorum. Kazandırdı ama nasıl? Bana kalırsa birileri yardım etti. İçimizde hızla yükselsin diye birileri Küçük Prens'e yol gösterdi ha. Eğer aklın varsa beni buradan canlı çıkarmazsın. Çünkü mutlaka bunun hesabını soracağım sana. Ya sen bugüne kadar ne icraat yaptın da benden hesap soracaksın ha? Öyle bir icraat yaparım ki... Emir Bey'i unutamazsın. Ya Fikret, bu konuşuyor. Konuşuyor ama benim istediğim tonda değil. Şunu biraz tonunu değiştiriver ha. Tamam tamam, o kadar yüzüne çalışma. Façasını bozmayalım Küçük Prensimizin. Sonunda Fikret seni konuşturacak. Boşuna daha fazla ezdirme kendini. Neden bu kadar zahmete giriyorsun Nihat? Ha? Tezgahı sen kurdun bana. Söyle. İtiraf etti. Sıktım da. Ben işimi tam yaparım. Konuş, itiraf et, sıkalım. Kurtul. Ben kimseyi... ...o kimseyi yanmazlamadım. Kendimi yanmaz dedirteceğime... ...ölene kadar dayak yemeyi tercih ederim. Yalnız bu böyle dayakla kalmaz. Fikret de aletlerle takılmaya başlamadı. İkinci aşamada aletler devreye giriyor. Hadi bakalım. Ben bu Yiğit'ten son zamanlarda hiç elektrik alamıyorum Fikret ha. Ne dersin? Yiğit, ikinci aşamaya geçelim mi yoksa konuşacak mısın? Daha ne kadar direneceksin? Öldüreceksin, öldür beni Nihat. Konuşacak hiçbir şeyim yok. Öldürmek üzeresin, hala dikleniyorsun. Anlamıyorum ki kime bu artistliğin Yiğit Efendi. Dua et ben bundan sağ çıkmayayım. Ya bırak bu delikanlı ayaklarını Yiğit. Sana bir iki iş verdik, altına bir araba çektik diye kendini bir şey oldu mu zannediyorsun? 3-5 kamyon soygunundan, adi hırsızlıktan başka numaram mı var? Kes lan! Sen babasının hesabını soramamış adamsın, bana mı hesap soracaksın? Babanın intiharına sebep olan adamı Sadullah'a boynuna ip geçirip karşına getirdik. İntikamını almak için yapman gereken tek şey Sadullah'ın üstünde durduğu tabureye bir tekme vurmaktı. Yapabildin mi? Ha? Babanın intikamını alabildin mi? Yapamadın. Neden? Çünkü sen korkaksın. Öyle bir korkaksın ki babanın intikamını almak için bile elini kirletmekten korkuyorsun.
Fikret. Devam et sen kocam. Nihat'la konuş diye ama... seninle konuşmayı tercih ederim. Biraz daha böyle konuşmaya devam ederse arkasına seni bağlarım. Haberin olsun. Kafasını çalıştırın lan. Yok mu Yiğit'in nerede olduğunu öğreneceğimiz bir adam, bir tanıdık, bir bağlantı, bir şey. Parayla, rüşvetle, ne bileyim, ne gerekiyorsa. Bak zaman daralıyor. Ya abi sabahtan beri bak belki 100 kişiyi aradık. Yok, yok, hiç kimsenin haberi yok. Ya bilselerdi söylerlerdi zaten. Çoğunun minnet borcu var adam. Bakınıyoruz ama... Ne oluyor lan? Yiğit! Yiğit! Yiğit ne oldu? Kardeşim iyi misin? Yiğit! 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 Lan! Şerefsiz lan! Kim o? Dur! Yiğit ne oldu? Kim yaptı bunu sana? Yiğit! Çocuklar böyle olmaz, hastaneye falan götürmesi lazım. Sibel bir dakika müsaade et, ben haber vereceğim sana. Geç, geç, geç. Kırılmamıştır değil mi bir yeri? Yiğit, neren acıyor oğlum söyle bize. Hadi. Ağrı kesici, ağrı kesici. Ağrı kesici. Şu, 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 şu. İki tane ver. İki tane. Yiğit. Yiğit. Kübra. Ne yaptın? Bize biraz müsaade et. İyi mi? Bir şey söyle i̇yi, bana. İyileşecek. Bak görüyorsun durumları. Hadi. Al. Şu yapacağım sonra seni. Sen dur şimdi çık. Durumları görüyorsun. Hadi ben söyleyeceğim sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.